Finans merkezi sürüyor. Şimdi editörün köşesindeyiz. İrfan Donat var karşımızda. İrfan merhaba. Tarım konuşacağız burada her zaman merhaba olduğu gerçekten. gibi. Son yazdığın yazılardan bir tanesinde önemli bir konu var. O da biyoçeşitliliğin azaldığı. İstersen biraz konuyu uzak olanlar için biyoçeşitlilik nedir ve neden azalıyor? Biraz ondan bahsedelim. Sonra biraz daha konuyu derinleştirelim. Tabii. Gökhan şimdi e, aslında biraz olayın tarımsal biyoçeşitlilik tarafına değineceğiz ama... ...biyoçeşitlilik dediğimiz zaman işte dünyadaki aslında bütün o varlığın, canlıların sürdürülebilir noktada... E, ki şeyini söylüyoruz, ee, işte bitkisel ve hayvansal üretimi konuşuyoruz, ee, doğanın dengesinden bahsediyoruz. Bunların hepsi aslında e, biyoçeşitlikle alakalı. Biz biraz olayın tarımsal biyoçeşitlik tarafına değineceğiz ama ona değinmemizin sebebi de şu. Şimdi e, hepimiz e, haftanın birkaç günü marketlerde alışverişe çıkıyoruzdur. Hatta elimizde kalabalık bir e, alışveriş listesi de oluyordur. Ve markete girdiğimiz zaman da yüzlerce çeşit ürünle karşılaşıyoruz. Bazen kararsız kalıyoruz hangi ürünü alacağımızı. Bazen yeni bir ürün çıkıyor diyoruz ve onu denemek için sabırsızlanıyoruz. Ama aslında o ürünlerin hepsinin %75'inin sadece 12 çeşit bitki ve hayvan türünden elde edildiğini biz yeni öğreniyoruz. Ya da birçoğumuz yeni öğreniyor. Bu bizim biraz garibimize gitti. Yani o kadar çok çeşit var aslında ama aynı şeylerin değişik varyasyonlarını tükettiğimizi e, öğrendik. Bunu da nereden öğrendik? Birleşmiş Milletler e, Tarım Gıda Örgütü FAO'nun tarımsal biyoçeşitlilik raporundan öğrendik. Biraz rakamlarla e, ben seni e, daha fazla bilgilendirmek istiyorum. Çünkü e, kaygı verici rakamlar e, e, ileriye dönük olarak mesela FAO diyor ki 1900'lü yıllardan bu yana bitki genetik çeşitliliğinin yaklaşık %75'ini kaybettik diyor. Ve işin daha acı tarafı bu kan kaybı devam ediyor. Yani e, çiftçilerin artık yerel tohumdan bahsedeyim ya da yerel e, hayvan türlerinden bahsedeyim, bunlardan uzaklaşıp daha standart olmuş, küresel anlamda daha fazla küresel ticarete konu olmuş, e, ürünlere yöneldiği, e, üretime yöneldiğinden bahsediliyor. İşin daha da kötü tarafı tabii ki e, çiftçi de topraktan hızlıca uzaklaşıyor. Yine faunun bir rakamından e, rakamını paylaşayım. Dünyada 250 bin ila 300 bin arasında bitki türü mevcut. ...ve bunun %4'ü de yenile, yenilebilir, insanlar tarafından tüketilebilir ürünler. Ama biz bu 10-12 bin çeşide denk geliyor. Bunun sadece 150-200 tanesini insanoğlu olarak tüketiyoruz. Yani aslında müthiş bir zenginliğin içinde fakir bir tüketim... ...ya da e, zenginlik içinde fakirlik yaşıyoruz. Bu rakamlar ciddi anlamda kaygı verici. E, yine raporda öne çıkan... Bir başka nokta pirinç, mısır ve buğday mesela insanların bitkilerden elde ettiği kalori ve proteinlerin yüzde altmışını biz sadece bu üç üründen elde ediyormuşuz. Ee, daha da tabii rakamlar var paylaşabilirim ama gerçekten bu bitkisel taraftaki rakam. Bir de hayvansal tarafta yine aynı kan kaybı devam ediyor. Her ay neredeyse altı çeşit, 6 cins hayvan yok oluyor. Bu da ayrı bir kaygı verici nokta. Şeyler peki de İrfan çıkar. devam edelim yani verdiğin veriler çok önemli ben de bir yandan kontrol ediyorum senin verdiğin yazıdan ben de bilgileniyorum e peki bu iş nereye doğru gidiyor yani aslında senin de söylediğin gibi biz raflara markete gittiğimiz zaman farklı farklı şeyler aldığımızı düşünüyoruz ama görünüyor ki sadece birkaç tane hayvan birkaç tane bitkiden mürekkepmiş başka da bir şey yokmuş. Ne olacak, nereye doğru gidiyor ve ne olması lazım aslında? Nerede yanılıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz? Ee, aslında bu dünden bugüne gerçekleşen bir e, süreç değil. Bu bir, e, aslında biraz sistematik bir süreçten bahsediyoruz. E, hayvan çeşitlerine değinmiştim. En basitinden şöyle bir örnek vereyim konuyu daha da somutlaştırmak adına. Türkiye'de süt üretimi dediğiniz zaman, süt inekçiliğinden bahsettiğimiz zaman e, siyah beyaz e, alacalı bir e, inek türü vardır, Holstein. Hep aklımıza o gelir. Ya da kırmızı etten bahsettiğimiz zaman işte Angus ya da buna benzer e, cinsler gelir. Ama hiçbir zaman biz yerli kara, boz ırk, Doğu Anadolu kırmızısı, Güney Doğu Anadolu kırmızısı diye ırklardan bahsetmeyiz. Bunlar bizim aslında kendi zenginliklerimizdi. Ama o ırklar daha az verimli diye ya da işte ıslah edilmede geri kaldığımız için hep göz ardı edildi ve kaybolmaya yüz tuttu. E, şimdi bu yüz son yüzyılda oluşan tablo senin soruna geleceğim bir insanların doğaya verdiği tahribatlar söz konusu bu kaybın yaşanmasında zaman zaman iklim çeşitli iklim şartlarındaki değişimden bahsediyoruz. Bunların etkisi var. İnsanoğlunun biraz da şirketlerin aslında küresel şirketlerin gıda tarafında biraz tekelleşmeye gitme noktasında bir sıkıntı var. Çünkü artık arz talebi yönlendirir noktada. Talep arzı değil. Yani insanların önüne bir şeyler koyuyorsunuz ve onlarla sınırlandırıyorsunuz. Haliyle de o tarafta bir yoğunlaşma oluyor. Daha az çeşitli, daha fazla bir rekabet ortamı yaratılıyor maalesef. Ve bu sistem devam edilebilir, devam edecek ederse eğer, gerçekten önümüze, önümüzdeki dönemde daha büyük riskler ortaya çıkabilir. Biz burada gıda güvenliğini zaman zaman konuşuyoruz. Çünkü Dediğim gibi iklim şartları değişiyor. Bu sınırlı ürünlerle kaldığımız zaman e, doğadaki oluşabilecek e, farklı riskler bizi daha da e, bu noktada sıkıntıya düşürebilir. Hatta e, şöyle söyleyeyim size. Bu biraz e, bazen uzmanlarla konuşuyoruz sürecin gidişatı ile ilgili. Doğa manipüle ediliyor diyor. Çünkü biz sadece olayın e, yemek içmek tarafından değil, e, bu çeşitliliğin azalmasıyla birlikte toprağın kalitesinin düşmesi, verimin düşmesi, e, sürdürülebilir bir tarım ...sürdürülebilir bir çevre, bu noktalardan da uzaklaşma e, derecesine doğru geliyoruz. Hatta e, meşhur bir e, söz vardır, Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı, 70'li yıllarda Henry Kissinger... E, ...onun sözü akıllara geliyor. Çünkü şöyle söylüyordu kendisi, petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gıdayı kontrol ederseniz insanlığı yönetirsiniz demiş. E, süreç aslında şu anda insanlığı yönetmeye doğru gidiyor... Çünkü raporlarda hep enerji, su, gıda güvenliği ön plan çıkıyor. Bu nasıl da çıkacak? Ben de bu konuda biraz dikkat çekmek istedim bu konuyla. Çünkü markete gittiğimiz zaman alışveriş yaparken ne aldığımızı evet. bir daha düşünelim diyorum. İrfan çok teşekkürler. Sen bu kadar tarım bilgisiyle belki kendini kurtarırsın ama bizim işimiz zor gibi görünüyor. Çok teşekkürler bilgiler için. Editörün <laughs> köşesinde İrfan Donat'ı dinledik. Önemli bilgilerdi bence. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Aslı Şafak Ankara'dan sevgiler.